Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de bugün akarsular konusuna temel bir giriş yapıyoruz. Nasılsın Tonguç? Hocam iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim Tonguç. Keyifler yerinde değil mi? Hocam bu coğrafya canım çok sıkıyor hocam ya. Neden Ya evladım? bitmiyor ya. Yüzlerce konu, yüzlerce ezber. Nasıl ezberleyeceğim hocam bütün dağları ve Evladım, akarsuları? esasında coğrafya çevrende gördüğün bulutlar, yağmurlar, akarsular, nehirler, dağlar, taşlar bunların hepsi gerçek bilgiler. Mesela tarih yalan olabilir. Matematik veyahut da edebiyat soyut olabilir. Edebiyattaki bilgiler gereksiz olabilir gibi düşünebilirsin. Ama akarsular gerçekten var. Akarsular, git içinden suyu iç. Hocam ama ben niye bunların adlarını ezberliyorum? Nerede olduklarını, nasıl oluştuklarını? Bana ne hocam ya? Evladım bak, neden ezberliyorsun biliyor musun? Şundan dolayı soruların içerisinde bazı bilgileri senden istedikleri zaman bilirsen diğer adayların önüne geçmiş oluyorsun. Aa, bu genel kültürü yüksek bir çocuk, hafızası güçlü bir çocuk. O zaman bunu alalım diyorlar üniversiteye. Bunu alalım diyorlar yanımıza. Dolayısıyla sen bunları bildiğin zaman hem hayatta işine yarar hem de sınavda işine yarar. O yüzden bunları öğrenelim. Şimdi öncelikle şu önemli Tonguç. Bugün akarsular önce bir temel giriş yapacağız. Şimdi akarsu diyelim ki şuradan çıkmış olsun. Tamam mı? Şuradan kaynaktan çıkmaya başlasın. Evet hocam. Buradan çıkıyor ve dağların arasından böyle gelmeye başlıyor. Tamam Hep mı? dağdan mı çıkar hocam? Evet. Çıktığı bir nokta vardır. Biz oraya, bu çıktığı noktaya Tonguç'um, kaynak diyoruz. Akarsuların çıktığı yere kaynak diyoruz. Duydun mu hiç Tamam, kaynağı? bu mantıklı hocam. Kaynak Mantıklı. suyu, Tamam. kaynak şeyi Aynen. falan. Sonra bu kaynaktan çıktıktan sonra böyle akar 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 O yüzden akar. akarsu demişler. Aynen, aktığı için akarsu demişler. Çok güzel. Aa, Sonra döküldüğü yere ne denir hocam biliyor ben musun? çözdüm işi o zaman. Aynen, bitti dersimiz. Tamam. Döküldüğü yere ne denir Tonguç biliyor musun? Döküldüğü yere de döküldüğü yerdir hocam. Aynen, döküldüğü yer yani ağız deniyor buna. Ağız. Ağız. Mesela sen midenden çıkan bir sıvı mesela diyelim ki bu Ay, kaynaksa, ağızdan iğrenç. dökülüyorsa buna ağız Kusmayı deniyoruz. diyorsunuz hocam. Kusma değil, normal şey olarak düşünebilirsin. Şimdi bak, buraya kadar anlaşılan bir şey var mı? Yok. Şimdi Kaynaktan çıkar, ağza gider hocam. evet, kaynaktan çıkar, ağızdan da denize dökülür, tamam mı? Anladım hocam. Şimdi eğer kaynaktan çıkan akarsu denize ulaşabiliyorsa biz buna ne diyoruz? Açık havza diyoruz. Açık havza. Açık havza ne demek? Yani sen eğer sularını bir akarsuyken eğer denize ulaştırabiliyorsan denizlerden okyanuslara ulaşabilir. Böylece tüm dünyayı gezebilir mantığıyla açık havza diyoruz. O zaman açık havza neymiş Tonguç? Hocam eğer denize ulaşabiliyorsa açık havza diyoruz. Evet. Peki kapalı havza ne o zaman? Denize ulaşamayanlar demek ki Nereye ulaşıyor mesela? Göle ulaşıyor, öyle değil mi? göle ulaşıyor. Aynen. Açık havza ile kapalı havza arasında sence çok büyük farklılık var mı? Yani şey, çok zor bir şey var mı? Açık denize ulaşıyor açık bir şekilde. Kapalı ise denize ulaşamıyor. Bunu çok rahat aklında tutabilirsin değil mi Tonguç? Tutarım hocam, çok basitmiş bu. Tamam. Bazı Türkiye'deki bazı yerler açık havzadır. Mesela diyelim ki Yeşilırmak, Kızılırmak denize dökülür. Biz bunlara açık havza diyoruz. Ama bazı akarsularımız yer şekillerinden dolayı denize dökülemez, göle dökülür. Bunlara da kapalı havza diyoruz. Anlaştık mı Tonguç? Çok net Tamam. anladım. Çok basitmiş bu hocam. Çok basit, çok sıkıntı yapacak bir şey yok. Peki havza nedir? Havza akarsuyun böyle akıyor yani şu şekilde etrafından kaynaktan çıktığı, Evet ağızdan hocam. dökülüyor. Bu bölgeye akarsuyun havzası denir. O zaman bu akarsuyun havzasını şöyle turuncu ile gösterecek olursak burası bir akarsu havzası değil mi Tonguç şu bölge? Aktığı yerlerin etrafı Aynen, yani. aktığı yerlerin etrafına akarsu havzası. Yani akarsuyun kolları ile birlikte su topladığı alana akarsu havzası deniyor. Sıkıntı var mı? Yok hocam. Ha, kollarda ne? Bazen akarsu başka yerlerden destekleyen kollar olabilir Tonguç. Diyelim ki burada bir akarsu var. Burada da bir başka akarsu var, tamam mı? Yani burası bir Tamam hocam. vadinin içi akan bir akarsu. Burada da başka bir akarsu olsun. Bu akarsuyla bu akarsuyu birbirinden ayıran doğal çizgiye ne denir Tonguç biliyor musun? Doğal çizgi. Doğal çizgi denir hocam. Aynen, doğal çizgi denir veyahut da su bölümü çizgisi denir. Su bölümü çizgisi. Yani iki akarsu havzasını birbirinden ayıran doğal sınıra su bölümü çizgisi deniyor. Anlaştık mı Tonguç? Anladım hocam. Şimdi burada şu önemli. Akarsu yukarıdan çıktı ya, şu kısım var. Bak, bir buralarda vardı 1. Sonra şurası vardı 2. En son denize döküldüğü yer veyahut da göle döküldüğü yerlerde 3 Ağız. olsun, tamam mı? Şimdi bunlardan sence hangisi yukarı çığırdır? Hangisi orta çığırdır? Hangisi aşağı çığırdır? Aşağı ne yapıyor hocam? Bu 1, 2, 3 diye numaralandırdık Evet ya. hocam. Akarsu kaynaktan çıktı, tepelerden aşağı indi ve en sonunda ağızdan döküldü denize dedik. Tamam hocam. Bunlardan hangi kısım yani hangi bölgeye biz yukarı çığır deriz? 1 numaralı yere mi? 3 numaralı yere mi? Yukarı ya, 1 numaraya. Aynen, bu kadar basit. O zaman akarsuyun kaynağa yakın kısmına yukarı çığır diyoruz Tonguç. Anlaşıldı mı? Çığır nedir hocam? Çığır açmakla Çığır alakalı. açıyor işte. Akarsu yukarıdan başlıyor, çığır açıyor. Akmaya başlıyor. Ha. Sonra akarsuyun ortalarına doğru orta çığır oluyor. Tamam mı? 3 numaralı yer ise ne Çağ. oluyor? Aşağı çığır. Aşağı çığır. Yani ben sana desem ki
Sen diyelim ki tepedesin. Şöyle seni çizelim. Şöyle sen buralarda bir yerdesin, tamam mı? Kaynağa Evet. yakın bir yerdesin. Ben de buradayım. Tonguç gel aşağı çığa, aşağı çığıra gel desem sen ne yapacaksın? Ben çığırma derim oya. Güzel. Sen aşağı doğru ineceksin. Peki Tonguç neredesin desem sen bana ne diyeceksin? Hocam kaynağa yakınım. Yani yukarı Yukarı çığırdayım. çığırdayım. Bu kadar basit Tonguç. Hiç zor bir Çığır şey. açmaya çalışıyorum. Aynen çığır açmaya çalışıyorsun. Şu ana kadar anlamadığın çok zor gelen bir şey var mı Tonguç? Hocam isimler dışında ezberleyeceğim zannediyorum ama zor da değil yani. Yukarı, Aynen aşağı, çok kebap orta. ya hiçbir şey yok ya. Anlatabildim mi? Akarsu havzası akarsuyun aktığı yerler. Akarsuyun yatağı ne olabilir sence Tonguç? Aktığı suyun aktığı yer yani. Şu mavi yerler var ya Tonguç'um şuralar. Evet Şura. hocam. Burası akarsuyun yatağı. Şu anda bak akarsu yatağında su akıyor. Bu yataktan aktı 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 aktı. Ve en sonunda da ağızdan denize ya da göle döküldü. Anlaştık Anladım mı hocam. Tonguç'um? Anladım hocam. O zaman havzanın ne olduğunu biliyoruz. Kaynağın ne olduğunu biliyoruz. Ağzın ne olduğunu biliyoruz. Yatağın ne olduğunu Yatağın ne biliyoruz. olduğunu biliyoruz. Çığırın ne olduğunu biliyoruz. Çığırın ne olduğunu biliyoruz. Su bölümü çizgisinin Su bölümü çiz. iki akarsu havzasını birbirine ayıran doğal çizgi dedik. Kaynağından olduğunu biliyoruz Bunları dedik. ezberleyeceğim. Kartları yazacağım hocam. Aynen çok güzel. Peki debi ne olabilir sence Tonguç? Debi, hocam Debi diye bir arkadaşım var Ya benim. debi yabancı kız ismi. Acaba İşte gerçekten ben mi? filmlerde gördüğüm zaman ben arkadaş olarak ekliyorum internetten. Peki arkadaş oluyor mu seninle Tonguç? Onlar bende eklemiyor. Tabii olmuyor. Geri dönüş yapmıyorlar ama ben yine Debi'yi arkadaşım olarak görüyorum. Anladım. Akarsu debisini başka videolarımızda daha ayrıntılı bir şekilde işledik debiye sebep olan şeyleri ama burada bir kez hatırlatalım. Akarsu buradan akıyor diye Tonguç'un böyle aşağı doğru. Akarsu akarken herhangi bir kesitinden şöyle bir durdurdun. Herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen suyun metreküp cinsinden miktarına debi deniyor. O Of. zaman çok hızlı akan bir akarsu, çok gürül gürül akan bir akarsuyun. Çok fazla metreküp geçer. Evet çok fazla metreküp geçer. Dolayısıyla debisi çok daha fazladır. Hızlı akanın ve fazla akanın debisi fazladır. Çok güzel. Hızlı akanın ve fazla akanın debisi fazla. Niye? Suyu fazladır. Öyle değil mi? Evet hocam. O zaman sence Karadeniz'deki akarsuların mı debisi daha fazladır Tonguç? İç Anadolu bölgesindekilerin mi? Karadeniz hocam. Mükemmel bir zeka Çünkü sergisi. çok yağmur yağıyor, Aynen çok çok yağmur yağıyor. akarsu. Çok su var. Çok su miktarı var. Eğimli arazi. O yüzden de devam ediyorum. Şimdi Tonguç. Bir de şunu bilmemiz lazım. Vadi nedir biliyor musun Tonguç? Vadi bilmiyorum hocam. Tamam. Vadi, platoyu sana şöyle göstereceğim. Kitabın var mı Tonguç? Kitap okuyor musun sen? Evet hocam işte Ver birkaç bakayım. Bana tane kitap. iki tane kitap ver bakayım oradan. Hocam bir tanesi bu. Bu ne oğlum? Bir tanesi de bu hocam. Bunu İtalyanca, İspanyolca kitaplar oğlum. Portekizce Hocam o kitaplar. Portekizce, İspanyolca değil. Portekizce ve İtalyanca kitap. Sen bunları biliyor musun Tonguç'um? Hocam evet bayağı ben kendimi geliştiriyorum. Yeni diller öğreniyorum. 78 tane dil biliyorum hocam şu Ya anda. bir git Allah'ını seversen Tonguç. Gerçekten Lazca mi? dahil evet her Çok şeyi iyi. biliyorum hocam. Şimdi bak bu kitaplar neden böyle bir kitaplar istedim senden? Burada sana Akarsu Vadisi'ni ve platoyu anlatacağım. Şimdi diyelim ki şuradan akarsu çıkmış olsun. Tamam şu kısımdan çıkmış olsun. Tamam. Akarsu buradan akacak böyle. Akacak, 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 akacak. Evet hocam. İster istemez burayı akarken aşındırmayacak mı Tonguç burayı? Aşındırdı, aşındırdı. Siz de kitaplarımı Aşındıracak. işliyorsunuz hocam. Aynen. Ayıp Ayrılacaklar ediyorsunuz öyle hocam. değil mi? Bu ayrıldıkları yer. Şöyle ayıralım şunu bunları. Şimdi buradan akarsu artık buradan akmaya başlamayacak mı Tonguç? Evet hocam. Buradan akacak. Şurası da kıyı çizgisi olsun. Hatta kıyı çizgisi. Denize dökülecek. Aynen denize dökülecek. Şurası da kıyı çizgisi olsun. Tamam mı? Şurası kıyı çizgisi Tonguç. Kıyı Kıyı. çizgisi denizin kenarı demek değil mi Aynen hocam? 0 metredir her zaman. Şimdi akarsu ilk başta burada böyle dümdüz şuralarda akarken Tonguç Evet. burayı yarınca burada oluşan V şeklindeki şekle biz vadi diyoruz. Dolayısıyla şurası Ha. akarsu vadisi. Yani şurası Tonguç şu benim yürüdüğüm bak şu kitapları biraz daha ayırayım. Şu yürüdüğüm kesime biz akarsu vadisi diyoruz. Vadi anladım hocam. Peki ben bu şekli oluşturmak için ne yaptım? Bu kitapları aşındırmadı mı Tonguç birbirinden? Evet hocam. Demek ki akarsu aşındırmasıyla vadi oluşacak. Anlaştık mı Tonguç? Anladım hocam. Şimdi akarsu vadisinin aşındırdığı sağdaki ve soldaki kısımlara ne diyoruz biliyor musun Tonguç? Kanyon. Hayır. Bunlara da plato diyoruz Tonguç. Bak, burası bir plato, burası bir plato. Anlaştık mı Tonguç? Anladım hocam. Burası anlaşılır mı? Akarsu vadisinin yardığı geniş düzlüklere plato diyoruz. Tamam Anladım mı? hocam. Peki ağız neresiydi Tonguç? Burası mıydı, burası mıydı? Hocam en sonu ağızdı. Kıyı çizgisinin oradaki ağızdı. Tamam harikasın Tonguç. Şimdi o zaman plato ve vadiyi de birazcık anladım. Bunları zaten daha detaylı göstereceğiz. Şimdi tonguçakademi.com'a üye olmaya devam Tamam ediyorsun. hocam. Ve ödüllü sorumuzun cevabını da hemen bekliyoruz senden Tonguç. Tamam hocam.